Efendim yarın Serebrenica katliamının 29. yıl dönümü. Bugün de Saraybosna ziyaretleriniz kapsamında Ali Ezzetbegoviç'in kabrini ziyarete geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Bugün Serebrenica katliamının 29. anma törenlerine katılmak üzere bugünden Saraybosna'dayız. Yarın Serebrenica'da olacağız. Saraybosna ziyaretimiz sırasında Aliye İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret ettik. Aliye İzzetbegoviç'in mezarı başında hatırlamamız gereken en önemli söz kendisinin "unutulan katliamlar tekrarlanır" sözüydü. Biz Serebrenica'da yaşananları unutmadık. Unutturmaya da niyetimiz yok. Ama bu sadece buraya dair bir hatırlatma değil. Örneğin bugün Filistin'de yaşananlara dair de bir hatırlatma. 1990'lar, 95'teki katliama kadar bu coğrafyada büyük acılara sahne oldu. Katliam, soykırım adeta her gün biraz daha yaklaştı. Geliyorum dedi. O süreçte dünya kamuoyu, Avrupa kamuoyu maalesef üzerine düşeni yapmadı. O tarihlerde katliamdan 2 yıl önce Deniz Baykal'ın, partimizin o dönemki genel başkanı Deniz Baykal'ın çatışmaların sürdüğü bu coğrafyaya geldiğini ve tehlikeye dikkat çektiğini, dayanışma gösterdiğini ve uluslararası toplumu bu konuya el koymaya davet ettiğini unutmayalım. O gün Deniz Baykal'ın uyarıları dikkate alınsaydı, o gün Aliye İzzetbegoviç'in sesi duyulsaydı, o gün Bosna Hersek'in, Boşnakların sesi duyulsaydı o katliam yaşanmayacaktı. 90-95 arasında 100 bin masum öldü. Ve yarın seneyi devriyesi olan 29. yılı olan katliamda sadece bir yerde 8372 masum öldürüldü. Birleşmiş Milletler 11 Temmuz gününü soykırımı anma ve hafıza günü olarak ilan etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi ülkemizde bunun kanun teklifini verdik. Diğer partilerden bu konuda olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Ama şunu da hatırlatmak gerekiyor. Katliamlar, soykırımlar olduktan sonra böyle günleri ilan etmek yerine uluslararası toplum o zaman tedbir almalı. Şimdi Filistin'e susanlar yıllar sonra bu sefer bu yaptıkları pozisyon, bu tuttukları pozisyondan utanç duyacaklar. Tarih önünde de sorumlu olacaklar. Buradan arkamızda Bilge Kral Aliye İzzetbegoviç'in kabri olduğu halde buradan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz. Filistin'de bir katliam var. Filistin'deki katliama dur deyin. Dur deyin ki böyle utançları hep beraber yaşamayalım. Biz Türkiye olarak da, Türkiye özelinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak da o günkü duruşumuzla, o günkü genel başkanımızın tutumuyla, partimizin tutumuyla bugün burada gurur duyuyoruz. Bugün buraya gelip utanç duyanlar yarın Filistin'de yaptıklarının hesabını vermekte yine zorlanacaklar. Buradan bir kez daha o dönemde hayatını kaybeden, katledilen herkese rahmetle anıyoruz. Herkesi rahmetle anıyoruz. Bu büyük acıyı, bu büyük katliamı, soykırımı bir kez daha lanetliyoruz.